Kafa Topu 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler uzun zaman sonra Kafa Topu 2 gerçek ödüller dağıtmaya başladı arkadaşlar. iPhone 15'ler, PlayStation 5'ler ve daha birçok ödül gelecekmiş bu etkinlik ile beraber arkadaşlar. Etkinlikte nasıl ilerliyoruz? Şu şekilde bir sıralama var. Ben daha sıralamayı açmadım video içerisinde açabilmek için. 150 jeton topladıktan sonra geri sayımın bitmesini bekleyerek sıralamaya girebilirsin. Sıralamayı görebilirsin diyor burada. Şu anda göremiyoruz. Burada bu şekilde görevleri tamamla. Jetonları topla. Harika ödüller kazan diyor. Devam diyelim bakalım. Devam dedikten sonra bir alt satıra geçtik. Burada bu şekilde günlük jetonlar kazanabiliyormuşuz. Toplamda kaç gün var? 30 gün. 30 gün boyunca 2-2 artarak Gidiyor bir yerden sonra bir patlama yaşıyor. Evet 2, 4, 6, 8. 8'den bir 20'ye patlama yaşıyor. Sonra 10'dan 10, 12 falan ee, bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yani şuralardan sonra güzel miktarda jeton vermeye başlıyormuş. Onun dışında sanırım burada her gün yenilenen jeton görevleri oluyor arkadaşlar. Buradaki jeton görevlerini de toplayarak etkinlikte sıralama kasabiliyoruz. Şimdi e, benim daha öncesinde toplamış olduğum jetonları sizlerle birlikte alalım. Sonrasında burada diğer alabildiğimiz bütün jetonları almaya çalışacağız. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar. İlk başta Uzay Ordu karakterini ikinci seviye yap diyor. Buradan bir 150 jetonumuzu aldık arkadaşlar. Sıralamaya artık girebiliriz sanırım. Hemen sıralamayı gör diyelim. Bir geri sayım olacak sanırım. Jeton kazan Geri sayım <laughs> Geri sayımı göremiyoruz arkadaşlar 40 gün 23 saat Son 9 gün mü göreceğiz sıralamayı Bu kötü olmuş ama Sayın Kafa Topu 2 ekibi Ne yaptınız siz 40 gün boyunca sıralamayı göremeyecek miyiz Yani herkes istediğini toplasın <laughs> Yani kimse erkenden pes etmesin diye sanırım böyle bir şey yapmışsınız da yani Yok ya bunu pek şey yapmadım ben açıkçası. Desteklemedim. Kusura bakmayın. <laughs> Onun dışında kalan ödüllerimizi de alalım arkadaşlar. Topla diyoruz. Uzaylı ordu karakterini aç. 150 jetonu da buradan aldık. Şu anda elimizde 302 jeton bulunuyor. Bu arada sizler de kendi elinizde bulunan jetonları yorumlara yazabilirsiniz. Ona göre biz nerelerdeyiz bir tahmin yapabiliriz en azından. Çünkü burada gördüğünüz gibi Jeton miktarı gözükmüyor arkadaşlar. Bu gerçekten saçma olmuş bana göre. Ee, onun dışında e, bu kupa 2024 ile alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, kafa topu ki ekibi ve e, bir ajans şirketiyle şey yapıldı. E, nasıl söyleyeyim? Sponsorluk için bana yazdılar. Başta Discord moderatörü yazdı sonra e, bu şeyi düzenleyen, sponsorluğu düzenleyen Ajans ekibi yazdı arkadaşlar. Sonrasında maalesef ki bir anlaşmazlık çıkmış. Yani benden kaynaklı olan bir şey yok. Ee, sonrasında işte iki taraf arasında anlaşmazlık çıkınca maalesef sponsorluk işi bizim suya düştü arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 40 yılın başı hayatımda ilk defa sponsorluk alacaktım. O da maalesef ki olmadı. Sağlık olsun bakalım. Ee, onun dışında diğer e, jetonlarımız da varmış. Onları da hemen sizlerle birlikte alalım. Kazı kazan. Uzun zamandır kazı kazan yapmıyordum. Yani şunları yapmıştık fakat şuradakileri yapmamıştık. İki tane kazı kazan kazımamızı istiyor. Bir tane süper kazı kazan kazıyalım. Şöyle bir en sağdan seçtim. Farklı türden kazı kazanlar olsun. Bunları dediğim gibi çok çok uzun zamandır kazımıyordum. Belki bir yıl falan olmuştur herhalde. 5 tane buzlama aldık. Özel kazı kazan. Seni de en soldan seçelim. Bir tane en sağdan bir tane en soldan. Görünmez top verecek sanırım. Yok. Buz kale verdi. 3 tane buz kale aldık. Ödülü topla diyoruz. Şimdi buraya geliyoruz. 2 tane kazı kazan kazıdığımız için. 10 jeton buradan. 15 jeton da buradan aldık arkadaşlar. Bu şekilde çelik şövalye karakterini şu anda açmış olsaydık güzel olacaktı. Yani buradan bir 75 jeton alacaktık. Üstelik 75-75 kaç oluyor? 150-225 jetonu buradan almış olacaktık arkadaşlar. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ücretsiz paket aç diyor. Video izle Hangisini ilk önce yapalım? İki tane video izle diyor. O yüzden önce ücretsiz paket olayını yapalım. Hatta ben çünkü normal video izlemede de video izletecek. Burada ücretsiz paket açılırken de video izletecek. Videoların hepsini izleyip öyle geleyim. Evet önce paket reklamını izledim. Genelde paket açarken video içerisinde açalım ama bunu video içerisinde açmamın pek de bir malası yok. Yine videoda açmış olalım. Şimdi diğer reklamları da hemen izlemeden önce şuradaki 20 jetonumuzu bir alalım. Diğer iki reklamı da izleyip geliyorum. Evet iki reklamımızı da izledik arkadaşlar. 20 jetonu da buradan kapmış bulunuyoruz. Şu anda 367 jetonumuz oldu. Ee, bu arada bu sağ üst taraftan bilgi kısmına bastığınızda turnuvayla alakalı bilgiler yani daha detaylı bilgiler veriliyor. Hatta burada gördüğümüz gibi diyor ki ilk 3 kişiye iPhone 15 Pro 128 GB. Sonraki 3 kişiye PlayStation 5. Sonraki 4 kişiye 4 tane... Apple Watch e, şeyi bakıyordum da hani burada 4 yazıyor parantez içindeki 4 e, adedini mi belli ediyor diye ona bakıyordum. Aynen büyük ihtimalle adedini belli ediyor. Sonraki 4 kişiye toplamda 4 kişi oluyor zaten. Apple Watch SE işte 40 mm GPS veya sonraki 10 niye veya koymuşlar ki buraya. Sonraki 10 kişiye Amazon hediye kartı her biri 50 ABD doları değerinde. TL'ye vurduğumuzda işte 1500 lira yapıyor herhalde <laughs> en son kaç tane dolar yani 1500 lira civarı yapıyor ya gerçekten ülkenin hali biraz şey ya arkadaşlar <laughs> 50 dolar para 1500 lira para yapıyor maalesef ki yapacak bir şey yok ee, kazananlar ve ödülün talep edilmesi tarzında burada böyle bir sürü bilgiye daha erişebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde onun dışında e, şurada daha ödülümüz var. Şu çelik şövalye ödüllerini de almak isterdim ama maalesef bunları alamıyoruz. Bayağı da güzel bir şey veriyormuş, puan veriyormuş. E, i̇ki tane efsane bir paket açma görevimiz var. Onları nereden tamamlasak? Şimdi şöyle bir etkinlik var. E, nerede o etkinlik? Taraftar toplama etkinliğinde efsane bir paket vermiyormuş tribün coşkusunda. Ee, taraftar tutkusunda burada da vermiyormuş. Veriyor da T70.000'de oraya kadar kim gidecek? Direkt marketten 150-150 hem elmas görevini de tamamlamış oluruz. Atla diyerek açıyorum arkadaşlar. Atla dedik. Yine açtık. 14 elmas aldık. Evet tekrardan buraya geliyoruz. 15 tane puanı buradan aldık. Ve 15 puanı da buradan aldık. 397 puana kadar eriştik arkadaşlar. Yani e, bu etkinlikte de maalesef yani olumsuz yanlarıyla alakalı konuşacak olursak şu ana kadar olumlu yanlarıyla konuştuk. İşte şu kadar ödül veriyor şöyle oluyor böyle oluyor falan. Olumsuz en önemli şeyi bana göre yine bu etkinlikte de her zamanki gibi zamanında ekran çoğaltma yapan arkadaşlarımız üstün olacak. Neden? Çünkü adamların milyon elması var, her türlü. Mesela şu karakter açık değilse bile ki açmışlardır çoktan. Açık değilse bile anında tak diye açacaklar. Ee, yani o derece elmas var yani adamlarda. O yüzden e, çoğu kişiden büyük ihtimalle üstün olacaklar o konuda. Onun dışında e, bir şey daha düşünüyorum, ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şimdi hani haklarına da girmek istemiyorum. Genelde bu oyun çoğu zaman her şey parayla döndü, ee, yine parayla döner diye düşünüyorum çünkü e, yani şöyle olacak diye düşünüyorum. Şu anda paralı herhangi bir şey yok. İlk gördüğümde şaşırmadım değil açıkçası. Ee, son günlere doğru büyük ihtimalle arkadaşlar burada parayla yapılacak şeyler olacak diye düşünüyorum ben. Yani kesin olacak demiyorum ama benim düşüncelerim bu yönde. Yani ne yapabilirler? İşte derler ki git şu an aç en alttaki paralı antrenör, kıdemli antrenörü bir gün kullan. Veya sezon pesi aç. Onun dışında elmas kumbarası aç. Bunları biliyorsunuz hep paralı. Yani çark çevir denmiyor ama özel çark çevir de diyebilirim. Yani bu tarz paralı görevler yaptırırlar diye düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Ee, o şekilde olumsuz yanları da böyle. Yine biz bakalım puan kasacağız böyle gördüğümüz puanları kapmaya çalışacağız arkadaşlar. ...adı üstünde Cup 2024. Biz de ne yapacağız? Kapacağız. <laughs> evet, ee, ya şurayı görememek ama çok saçma olmuş ya. Baksanıza. 40 gün sonra görebiliyoruz. Yani zaten etkinlik bitmiş oluyor o zamana kadar. Geriye 9 gün kalıyor. Yani siz 40 gün uğraşın sonraki 9 gün görün gibi olmuş. Bu da hoş olmamış. Yani bu da diğer bir olumsuz yanı. E, hoş olmamış açıkçası. 40 gün bekletmeye gerek yok yani bir sıralama görmek için. O şekilde şimdi sizlerle birlikte biraz maç atalım. Hazır aslında taraftarla alakalı etkinlik var da o yüzden şey yapalım isterseniz. iki kat taraftar basalım. 30 zümrütü verdik. 2 kat taraftar bastık. Şuradan da 6 kat puan alalım. Tamamdır. Hızlıca maçlarımıza başlıyoruz arkadaşlar. O buradaki şeyi de değiştirmişler. Kupa 2024. Evet. Alfa Kurtlar karşımızda. Alfa Kurt vs Uzaylı Ordu. Maçımıza başladık. İlk golünü attı Alfa Kurt. O yerden atayım dedim. Atamadık. Neyse sıkıntı yok. Çok güzel bir gol attık. Maç 1-1. Çok güzel 2-1 yaptık. Devam ediyoruz. Hayır. Ne oluyor? Hafif hafif donmalar var arkadaşlar. Umarım sürekli olmaz bu. Çok güzel 4-1 yaptık. Devam K. Hayır. Nasıl yedik biz o golü? Yardan bir gol. Yardan atamadık ama havadan attık. Maç 5-2. 5-3 oldu. Fark açmamız lazım. Çok güzel 6-3 yaptık maçımızı. Atmıyor diyor üzerine koşayım dedim. Bu sefer de gol yemiş olduk. 6-5. Rakip döndürecek abi bu maçı. Öyle gidersek döndürecek abi top niye içimden geçti? Beraberlik arkadaşlar son tamam, beraberliği bozduk. Abi top niye içimden geçiyor? Hala düzelmedi mi bu tarz sorunlar? Adam da gülüyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Abi iki tane golü zaten top içimizden geçtiği için yedik. Bu ne? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Maç 8-7. 9-7 yaptık. Son 23 saniye. Aferin kankam son anlarda özel aç Böyle hep tamam mı Orada <laughs> büyük kafa açtık hala şey yapamadık ya 11'e de son 14 tane ee, Bu seferde Lan Yanlış şeye dokundum <laughs> Buzlamaya basayım derken Video şeyine dokundum arkadaşlar Sıkıntı yok rakip hala özel kullanıyor da Kanka kazanabileceğim mi sanki ya senin özeline bak bir benim özelime bak. Sence verir miyim ben sana bu maçı? <laughs> Son bir saniye kala başlığa çıktı. Evet maçımızı kazandık arkadaşlar. Buradaki 2x'li reklamları bir izleyelim. Güzel olur, hoş olur. Evet güzel derecede takviye aldık arkadaşlar. Devam edeceğiz. Öncesinde bir antrenör basalım. Hani öyle etkili bir antrenör olmayacak ama bir tık üstünü basabiliriz. Yani çünkü diğerlere elmas veya para talep ediyor. Çünkü bir 100 taraftar fazla alıyoruz bundan aslında şunları basmaya gerçi antrenör gelmiştir bize değil mi boşlara hiç para vermeden şuradan bir star sandık mı usta sandık mı hangisi daha çok şey veriyordu ona bir bakalım star usta hemen bir etkinlik diyelim arkadaşlar usta daha mı çok veriyordu? Hani şimdi üstüne tıklarsam direkt olarak açılacak. Hadi biz de ustayı açalım arkadaşlar. Usta sandık. Hadi ver bize. Usta antrenör verdi. Bir saatlik. Yani az önce istediğimiz antrenörden daha değerlidir. Sar antrenör ne veriyor? O da şampiyon mu veriyor? Neyse bu iyi arkadaşlar ya. Hemen biz bunu bir seçelim. O güzel derecede de bir taraftar takviyesi veriyormuş. Hızlıca maçlarımıza devam ediyoruz. <laughs> evet. Güzel derece bu arada takviye alacağız arkadaşlar. Maçlarımızı hızlı hızlı kazanırsak iki etkinliği de bitirebiliriz. Karşımızda bir Kraken var. Maçımıza başladık. İlk golü attık. Maç 1-0. 1-1 oldu. Şampiyon olmuş bu arada Kraken. Biz bayağıdır şampiyon olmuyoruz bu arada ya. Maç 2-2. Oyun yine sağ tarafa attı ama o kadar büyük bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum en azından. Az önceki gibi topun içten geçme mevzuları olmasın yeter. Başka bir şey istemiyorum artık. Hani sağ taraf bir sonraki problemimiz oldu. Şu top içten geçmeleri daha çok delirtiyor insana. Maç 4-4. Devam ediyoruz. Bak az daha top içimden geçiyor daha. Tam ortada durdurduk. 5-4 yaptık. Son 51 saniye. Kanka şu topu biraz daha seri oynasak ya. Sanki daha güzel olur ha. İki saat niye bir kale bir kafan, bir kale bir kafan. Ya ben geldiği gibi atıyorum ben topu. Bak hareket yapacağım diye kendi kalesine gol attı ya. Bak. Başta bak hareket şu. Kafasını sektiriyor şöyle atıyor. Yani biliyoruz kanka o taktiği. Ya oyun sürsün diye hızlı oynamaya çalışıyorum. O yüzden golluyorum. Öyle olunca daha çok deliriyorum. Bak. Bak aynı hareketi yapıyor yine. 9-7. Son 20 saniye var. Bu da özelaşmaz herhalde son anda. O yüzden tetikte olalım yeter. Ah be o girseydi iyiydi. Bak hala daha top bekletme peşinde ya. Yani Bakın maç bitti maç. Evet maçımızı kazandık arkadaşlar. İyi oyundu diyelim dizle diyecektim de diyemedim. Yani güzel oynadı. İyi oyundu. Ama biraz daha seri olmasında fayda var. Master Enes kardeşim. iyi oyundu yine sıkıntı yok. Ee, reklamları izleyip gelelim. Evet yine Takviyelerimizi aldık arkadaşlar. Bu sefer 20.800 taraftar aldık. Çünkü az önce biliyorsunuz usta antrenör aldığımızdan dolayı taraftar miktarımız biraz daha fazlalaştı. Fakat daha mı çok olması gerekiyordu sanki ya? Biraz daha fazla olması gerekiyordu sanırım. Tam hesap da yapamamış olabiliriz. Şu anda %5100 taraftarımız var arkadaşlar. Güzel bir miktar. Etkinliğimiz de bu şekilde ilerliyoruz. Ee, biz sondaki videoya kadar bu etkinliği ben büyük ihtimalle bitiririm. En azından bir bitirmeye çalışacağım. O şekilde. Hatta bir sonraki videonun içeriğinde mi bitirsek biz bu etkinliği ya? İki günü de var. Yani direkt de çekebilirim. Direkt bu videodan sonra veya işte bir gün bekleyip de çekebilirim de. Yani şu an takviyelerimiz çok güzel ya. Hani hazır usta antrenör de var. O takviyeler kaçmadan çekebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar o şekilde. Ee, videomuzu burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.